Ankara Teknomarket, teknolojinin başkenti. Değerli izleyenler, hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle çok eskiden çektiğim bir videonun yeni versiyonuyla karşınızda olacağım. Monitörü televizyon yapma setimizle ilgili yeni bir video çekeceğim sizlere güncel bilgilerle. Değerli izleyenler, bakınız, monitörü televizyon yapmak için en önemli kurallardan bir tanesi monitörünüzün 19 inç ve üzeri olmasıdır. Çünkü cihaz üzerinden çözünürlük ayarını düşüreceğiz ve bunu belli bir yere kadar düşünebiliyoruz. Bazı 17 inç monitörler bu çözünürlükleri destekliyor, fakat çoğu monitör bu çözünürlükleri desteklemiyor. Tabi her cihazda da bu işlemi yapamıyoruz. Biz özellikle deneyip bu işe uygun cihazları seçerek onları satışa koyup sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi size ürün olarak neler geldiğine bir göz atalım. Numaratör gözlü, yani kanal numarasını gösteren kumanda gözlü bir adet HD uydu alıcımız. Monitörü TV'ye çevirmek için HDMI 2 VGA aparatımız. Ve tabii ki sesleri dinleyeceğimiz hoparlörlerimiz. Hoparlörün en büyük özelliği, görmüş olduğunuz gibi USB üzerinden, yani cihazımızın üzerindeki USB'ye bağlayarak voltaj alacak olması. Şimdi isterseniz bağlantının nasıl yapılacağına geçelim. Öncelikle gözümüz çok önemli. Eskiden sattığımız cihazlarda yalnızca kırmızı ışık olan kumanda gözleri vardı. Bunlar açtığınız zaman yeşile dönüyordu. Fakat birçok cihazda bunlar yeşil ışığa dönmüyor ve cihazın açık olup olmadığını bilemiyorsunuz. Bu yüzden monitör üzerinden kapattığınız gibi aynı zamanda cihazı fişten de çekmeniz gerekiyordu. Şimdi numaratör gözlü uydu alıcı gözümüzü IR yazan yere takalım. HDMI VGA aparatımız sesli olacak. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada hoparlör çıkışı var. Bunu HDMI kısmına takalım. Hoparlörümüzün USB'sini cihazımızın USB portuna takalım. Şu kısımda gördüğünüz bir adet giriş var. Buna hoparlörü takmıyoruz. Burada da var. Buna da hoparlörü takmıyoruz. Hoparlörü HDMI VGA çeviricimizin üzerindeki hoparlör girişine takıyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Monitör kablomuzu HDMI to VGA portumuza bağlıyoruz. Bağlantı şu anda hazır. Yalnızca adaptörümüzü elektriğe takıp uydu alıcımız üzerine takma işimiz kaldı. Hemen onu da yapalım. Görmüş olduğunuz gibi gözün üzerinde ışıklarımız yandı. Ve cihazımız açıldı arkadaşlar. Kumandadan kanal arttırdığında numaratör tuşlarının arttığını görüyorsunuz. Diyelim ki televizyonu kapatacağız. Ne yapıyoruz? Kumandanın açma kapama tuşuna basıyoruz. Gözümüzün üzerinde saat beliriyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ekranda neler yapacağız, buna bir göz atalım. Cihazı monitörünüze takmadan önce şunu bilmenizde fayda var. 21,5 inç altı monitörlerde doğrudan cihazı monitöre bağladığınızda görüntü alamayacaksınız. Ekranda uyarı çıkacaktır. Bu çözünürlükle bu cihaz çalışmıyor şeklinde bir ibare alacaksınız. Şimdi cihazın açma tuşuna basalım. Burada görmüş olduğunuz ekran 23 inç, o yüzden 1080p çözünürlüğü destekliyor. Sizin monitörleriniz 22 ve üzeri ise, 21.5, 22, 23 üzeri ise 1080p çözünürlüğü karşılıyorsa doğrudan şu ekran karşınıza gelecek. Eğer gelmezse cihazı HDMI üzerinden bir televizyona bağlayıp şu ayarı yapmalısınız. Menü,
AV ayarı video çözünürlüğü kısmına geldim. Burada otomatik algıla var. Bazı monitörlerde çözünürlüğü otomatik algılayarak cihaz doğrudan açılabilir ya da açılmayabilir. Açılmazsa yapacağımız işlem buraya gelip OK tuşuna basıp düşük çözünürlükleri sırayla denemek olacaktır. Mesela 1080p'ler görmüş olduğunuz gibi mevcut. Fakat monitörünüz açmıyorsa 720p. Benim monitörüm yüksek çözünürlük olduğu için bunu desteklemedi. 720p 60 Hz'e alalım. Evet, bunu destekledi. Şu anda görüntü geldi 720p olarak. Bunu da desteklemezse monitörünüz yine televizyon üzerinde diğer çözünürlükleri sırasıyla deneyerek doğru çözünürlüğü bulun. Her defasında uydu alıcının kablosunu HDMI, VGA kablo ve HDMI şeklinde değiştirerek televizyon yanınızdayken bu çözünürlükleri denemek durumunda kalabilirsiniz. Yine cihaz otomatik algıla seçeneğiyle size gelecek. Eğer bir problem olmazsa cihaz sizin monitörünüze göre çözünürlük ayarını yaparak doğrudan size görüntüyü verecek. Cihazımızın özelliklerine şöyle bir göz atalım. Cihazımız TKGS uyumlu, yani TürkSat kanal güncelleme sistemine uygun. Buradaki şifre 4 adet 0'dır. Buradan anten ayarlarını, LNB ayarlarını yapabilirsiniz. TKGS güncellemeyi açıp kapatabilirsiniz. Kanal kısmına geldiğinde kanalları kendinize göre taşıyıp düzenleyebilirsiniz. Burada güzel bir multimedya özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Herhangi bir flash diskinize müzik, film ve resim attığınızda şu görmüş olduğunuz kısımlarda üzerine tıklayarak içinde film varsa açarak doğrudan izleyebilirsiniz. Gelen sorulardan bir tanesine hemen dönmek istiyorum size. Genellikle aldığımız sorulardan bir tanesi. Bu cihazı monitöre bağladığımda, televizyona çevirdiğimde uydu antenine bağlantı yapmam gerekiyor mu şeklinde gelen bir soru var arkadaşlar. Tabii ki cihazımız TürkSat üzerinden alacağı için yayını mutlaka uydu antenine ya da merkezi anten kurulumuna ihtiyaç duymaktadır. Bunun için uydu kablosu gerekiyor sizlere. Eğer kendi çanağınızı kullanıyorsanız ve tekli LNB'niz varsa çiftli LNB yaparak ikinci bir televizyon olarak mutfakta, çocuk odasında, oturma odasında ya da misafir odanızda cihazı kullanabilirsiniz. Eğer otel gibi, butik otel gibi yerler işletiyorsanız oralarda monitörlerinizi kullanabilirsiniz. Yani evinizdeki, elinizde kullandığınız, eskiden kullandığınız monitörlerinizi televizyona çevirerek uygun fiyatla bir televizyon sahibi olabilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit. Bu seti alıyorsunuz. Seti aldıktan sonra kurulumunu tamamlıyorsunuz ve cihazı televizyon olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Şu an burada uydu anteni takılı olmadığı için ekranda sinyal yok mesajını alıyorum. Cihazı kurduğunuzda, monitöre taktığınızda şu ekranla karşılaşıyorsanız kurulumunuz tamamdır. Uydu anteni kablonuzu cihazımıza takarak TV kanallarını izlemeye başlayabilirsiniz. Hemen OK tuşuna basıp arzu ettiğiniz kanalı seçip OK'leyerek arzu ettiğiniz yayını izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Ürünü almak için hemen açıklamalar kısmında bulunan N11 linkinden ürünü satın alabilirsiniz. N11 üzerinden bizi izliyorsanız bu ilan üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilir. Kanalımıza abone olarak daha sonraki videolarımızı ve ürünlerimizi takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.